Ankara, Gazze için diplomatik ataklarını sürdürürken, ateşkes, iki devletli çözüm ve garantör mekanizmasını her uluslararası toplantıda gündeme getirirken, MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken bir çıkış yaptı. Dün akşamdan bu akşama süre verdi. 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa Türkiye'nin devreye girmesini, sorumluluğu gereği her neyse yapmasını istedi. Bu sözleri muhalefette Saadet ve Gelecek partilerinde takdirle karşılanırken, Bahçeli ne demek istedi sorusu bugün yanıt buldu. İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır. 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse Türkiye süratle devreye girmeli. Tarihi, insani ve inat sorumluluğunun gereği her neyse yapılmalıdır. İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de sivil ölümler katlanarak devam ederken, ateşkes için bir umut gözükmezken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 24 saat uyarısı ve Türkiye devreye girmeli önerisi geldi. Bahçeli'nin çıkışı ilk desteği muhalefetten Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndan gördü. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. Gazze'de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum. Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin garantörlük önerisini bir kez daha Kahire'de toplanan Gazze zirvesinde dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Hani ile Gazze'deki durumu görüştü. Türkiye'nin insani yardımlarının Gazze'ye ulaşması gerektiğinde yaralıların Türkiye'ye getirilmesi ve ateşkes çabalarını konuştu. İçinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil katliamdır. Er. Buradan biz barışa gitmezsek, kalıcı bir barışı tercih etmezsek, kalıcı bir savaş bölgede ve istikrarsızlık bizleri bekliyor. Erdoğan, Haniye görüşmesinden sonra Türkiye'nin kalıcı barış için mücadele vermeye devam edeceği notu paylaşılırken, Bahçeli, Türkiye'nin garantörlük teklifinin akılcı, isabetli ve stratejik bir girişim olduğunu söyledi. Dünya kuzuların sessizliğinde, Türkiye sessiz kalmamalı dedi. Türkiye Cumhuriyeti, Gazze'yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde, yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır. Buna da and olsun hamd olsun muktedirdir. Sayın Devlet Bahçeli'ye hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çağrısını destekliyorum. Bahçeli'nin cumartesi akşamı sosyal medya hesabından paylaştığı 24 saat süre veren, Türkiye'nin devreye girmesini isteyen, Türkiye'nin Gazze için hazır ve muktedir olduğunu belirten mesajları Saadet ve Gelecek Partisi liderlerinden takdir teşekkür alırken Türkiye nasıl devreye girecek sorusunu gündeme getirdi. Gazze'nin çığlıklarına kulak tıkayanlara insan demek mümkün müdür? MHP Genel Merkezi yeni günde Bahçeli'nin sözlerine açıklık getirdi. Bahçeli'nin Hakan Fidan'ın Kahire'deki önerileri çerçevesinde Türkiye'nin uluslararası toplumla entegre sorunun çözümü için katkı vermeye hazır olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın çabalarının da kuvvetle desteklendiğini ifade ettiği söylendi. Şimdi o sözden ne anlaşılır? 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli. Tarihi, inancı, insanlık sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Büyük bir kesim Bahçeli yani iktidar ortağı süre verdi. E o zaman Gazze'ye Mehmetçik mi gidecek acaba diye yorumladı. Arkasından partiden, MHP'den açıklama yapılmak zorunda kalındı. Ardından gelecek ve saadet partilerinin destek mesajları geldi de onlar da anlaşılmadı. Neye destek verdiklerine dair hiçbir detay yoktu çünkü. Tahminim Ak Partinin ülkede yükselen tansiyonu düşürmekte yetersiz kaldığını düşündü. Yani iç kamuoyunu yatıştırmaya yönelik bir hamle.